Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından Kuş Bakışı programından merhaba. Sosyolog, doktor, hukukçu Zekai Savaşlar'la beraberiz. Zekai hoş geldin. Zekai abi, her hafta burada Kuş Bakışı gündemi değerlendiriyoruz. Bu hafta iki önemli konu var gündeme damgasını vuran. Yani birçok konu var da iki özel konu var. Bir işte olimpiyatlar, diğeri de işte bölgemizdeki gelişmeler, işte İsrail gerginliği, Filistin gerginliği, 3. Dünya Savaşı çıkıp çıkmayacağı mevzuları konuşuluyor biliyorsunuz. Şimdi olimpiyatlarla başlayalım isterim Zeki abi. Sen olimpiyatları nasıl değerlendiriyorsun? Olimpiyatlarda ülkemiz sporcularının durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Bir olimpiyat olarak kuş bakışı bakalım. Emin'cim, gerçekten bu hafta spora doydu herkes. Gerçekten de hani 4 senede bir yapılan bu olimpiyatlar sporun en kalitelisinin, en güzeli nasıl olduğunu örnekledi. Evet. Dolayısıyla yani bu bir hafta boyunca bütün her branşta, bizim bilmediğimiz branşlar da var çıktı. Evet. O branşlarda, hani Türkiye'de bilinmeyen branşlarda hepsi fevkalade en üst seviyede, en kaliteli şekilde. Hilesiz, hurdasız, şikesiz müsabakaları seyretti. Yani adeta bir nasıl diyeyim ben size, detoks oldu, spor detoksu oldu. Evet. Şimdi iki cepheden bakalım. Birisi müsabakaların Türkiye açısından baktığın zaman maalesef hiç sevindirici değil. Evet. Yani bunu değerlendirelim. İkincisi de küresel bakımdan bu olimpiyatların önemi ne olabilir? Bunu değerlendirelim. Evet. Müsabakaların sonuçları elbette ki tarafları ilgilendirir. Bütün bu konuşmamızı müsabaka sonuçlarının dışında, ondan ayrı olarak bağımsız. Bakalım. Yandan bağımsız. Sonuçtan olarak. Bağımsız. Tabii. Yani gözlem. Müsabaka. Çünkü sporcu girmiş, biri hak etmiş, biri kaybetmiş. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz toplumsal açıdan bakalım. Birincisi Türkiye açısından. Şimdi Türkiye bu olimpiyatlarda başarısız oldu. Kim ne derse desin. Hem de çok kötü bir başarısızlık var. Yani birkaç dalda böyle bir iki işte bronz madalya var ama olmaz. Neden başarısız oldu? Neye göre başarısız oldu? Ya düşünebiliyor musun? Pasifik adalarında, okyanus adalarında küçük devletçikler var. Adını bile bilmiyoruz. Öyle bayraklarını falan görünce ya bu da neymiş falan dediler. 30 bin nüfuslu bir ada devleti altın madalya aldı. 70 bin nüfuslu bir gene ada devleti, uzun atlamada bir bayan altın madalya aldı. Yani şunu söylemek istiyorum. Bizim sporda bu eğer olimpiyatlar ölçüyse ne kadar geri kaldığımız ortada. Bizde spor denince %90 futbol anlaşılıyor. O da artık ne seviyede işte gidiyor. Avrupa'da başarılı olamıyorsun. Belli bir lokal seviyede kalıyor. Şimdi bir milletin spor yapması toplumun sağlığı açısından her bakımdan çok faydalı. Bunu ne yapmak lazım? Devlet altyapısını yapıyor mu? Yapıyor gibi. Değil mi? Yapıyor. Şey var, ilgili yani, bakanlık var, ama ilgili kurumlar var, var, ilgili tesisler var, var doğru. İlgili yönetmelikler, mevzuatlar var. Okullarda beden eğitimi öğretmenleri var abi, bunların aramasını taramasını yapıyorlar, yetenek çocukları, demek ki spor kulüpleri var, var ama amatör sonuç var, yok. profesyonel var. Sonuç yok. Ne eksik yapıyoruz abi? Ya da neyi farklı yapmalıyız? Sistematik program yok. Şimdi belediyeler, ben görüyorum, köylere halı saha yapıyorlar falan, değil mi? Köylerde halı sahada top oynayan adam var mı? İşte onu soracağım ben de. Halı saha yapıyorsun ama köyde genç yok ki spor yapsın. Abi camiler de öyle maalesef, biliyor musun? Cemaat yok ama cami. Onu Diyanet İşleri'ne soracağız. O Ayasofya'da çıkıp da Atatürk'e hakaret eden adam var ya, ona soracaksın. Bu milleti niye camiden soğutuyorsun diye, o ayrı bir konu. Tamam. Onu da bir ara konuşalım ama. Konuş ha. Şimdi spor bir kere bedensel olarak, ruhsal olarak insana çok şey katar. Yani ben de eski sporcu olarak bunun şeyini biliyorum, faydası. İkincisi toplumsal olarak çok faydası olur, psikolojini geliştirir.
mesela toplu oynanan basket, voleybol, futbol gibi takım ruhu, uyum sağlama insanı geliştirir. Bir de o takımları destekleme, taraftar olma güdüsünün de yarattığı yani başka bir aidiyet var. Duygusu getirir. Evet. Yani spor mutlaka olması lazım. Şimdi nasıl bir olması lazım sporcu? Bir kere beden eğitimi dersleri bir saat diyorlar ya. Beden eğitimi derslerinden notu kaldıracaksın kardeşim. Her gün bir saat spor yaptıracaksın. Bu bir. İkincisi yetenekli çocukları branşlarına ayırıp bunları o şehrin kulüplerinde spor yaptıracaksın ki biraz da maddi destek, malzeme desteği olsun. Yani bir yetenek avcısı beden eğitimi öğretmenleri olacak. Eskiden vardı abi. Bak, üç. Zaten köy kadınları her gün spor yapıyorlar çapa yaparaktan. Onlara bir şey demiyorum. Onlar çünkü sportmen mecburen. Merkez köyler yaratıp buralara spor tesisi yapacaksın. Nasıl oluyor? Mesela 5-6 köyün ortasına bir tane... Taşımalı eğitim sistemi gibi. Ya spor yapacak adam. Motor, artık şimdi bütün köylerde herkesin altında motor var. Araba var. Taşıma sorun yok. Zaten köylerin arası 5 kilometre, 3 kilometre hiçbir şey değil. Nasıl pazarlara geliyor. Merkezi köylere, mesela 8-10 köyün orada olan yere spor tesisi yapacaksın. İçinde neler olmalı? Ve burada köyler arası müsabakalarla teşvik ettireceksin. Hani bunu biraz da kim ne yapması lazım? O günde hani 80 lira parayı, rekat başı 80 lira para alan imamlarımız var ya, bu işi kendileri memur etsin, gençleri spor yaptırsınlar. Maaş alıyorlar. En azı en düşüğü 40 bin lira alıyorlar. Günde 17 rekat namaz kıldıraraktan göğmeye doğrultuyorlar. Bunları gençlere spora teşvik etsinler. Kahvelerde veyahut da başka yerlerde vakit geçirmelerine engel olsunlar, değil mi? Spor böyle kalkınır. Evet. Ve maalesef hani belediye bazı bir iki belediye ve işte kulüplerde olmasa hiç demek ki sporunda hiçbir şey yok. Yani 80 milyonuz şudur budur bir tane doğru dürüst madalya yok. Evet. Dönelim olimpiyatlara. Madalya şimdi yok. Şimdi bu Türkiye açısından böyle. Şimdi olimpiyatlar muazzam bir ders ve organizasyon. Neden ders? Düşünebiliyor musun? Gene 30 bin nüfusu bir devletle 1,5 milyarlık bir devlet aynı şartlarda yarışma imkanı tanıyor. Bir fırsat eşitliği veriyor. Bu insanlık açısından çok olumlu, muazzam bir şeydir. Bunu başka bir alanda göremezsiniz. Evet. Sporun böyle bir kaynağı. Yani olimpiyatlar bu dersi veriyor. Demek istiyor ki olimpiyatın bu ruhunda insanlar arasında, devletler arasında, milletler arasında küçük, büyük, geri kalmış, gitmiş gibi faktörlere bakaraktan onu ezip de efendim sosyal dışlama yapmayın. Eşit şartlarda yaşamanın o fırsatı ver demek istiyor. Şimdi bunun en güzel örneği bir tane daha yani çok da Güney Sudan'dan Amerika basket maçı yaptı. Güney Sudan bugün dünyada jungle ormanları dediğimiz bir iki yerden bir tanesi. Evet. Animist bir ülke. Ben Sudan'a iki defa gitmiştim. Onlar hakkında epey bilgim var. Aşağı yukarı bugün Sudan İngiltere tarafından kotarıldı. Sudan'dan ayrıldı. Ayrı bir devlet hale geldi. 90 tane ayrı kabilenin lisanı konuşuluyor. Evet. 90 tane. Resmi dil İngilizce. Hala daha sazdan, çamurdan yapılmış evlerde yaşıyorlar. Kabile hayatı. İşte yavaş yavaş dünya intibak oluyor. Şimdi bu ülkeyle Amerika basket maçı yaptı. Bunu spor dışında hangi alanda, hangi organizasyonda görebilirsin? Görebilir misin? Mümkün değil. İşte olimpiyatların küresel manadaki katkısı, faydası insanlığa diyor ki ya kavga dövüş yapmadan, sömürü yapmadan, adaletli, herkes hakkından razı olacak, yardımlaşaraktan, yarışın ama birbirinizle rekabet yapın ama bu işi ölümcül noktalara getirmeyin. Bir spor ahlakı içinde yaşayın, bu dünya düzenini cennete çevirin demek için
bu organizasyon, yani bu olimpiyatlar iyi bir örnek oldu. Evet. Şimdi Zeki abi, az önce dedin ya, ülkede dedin sadece spor denince akla futbol geliyor. Neden böyle abi? Diğer branşlar niye böyle hani çok yaygınlaşmıyor? Neden o diğer branşlarla ilgili işte gençlerin ilgisi yok? Yani biz bakıyorsun olimpiyatlarda bir sürü dalda yarışıyor insanlar. Yani bir sürü dal var. Hatta içinde bizim atasporumuz dediğimiz eski geleneksel, bizim toplumumuzun da geleneklerinde bulunan sporlar falan da var ama biz oralarda da çok böyle şey değiliz. Yani nasıl yaygınlaşacak bu dallar? Yani sadece futbolla yatıp kalkmak nereye kadar? Valla bu bir pazar. Yani bu tarafa evrilmiş. Mesela her ülkenin kendine göre yoğunluğu olduğu spor branşları var. Mesela bizim ülkemizde hiç olmayan branşlar, Amerikan futbolunda bir şey var mesela. Tabii mesela bir sürü bir şey var. Bunu yaygınlaştırmak lazım. Yani illa futbol olacak diye bir şey yok. Bu devletin görevi. Devlet, yerel yöneticiler bu işi yaygınlaşacak. Mesela kadın voleybol takımımızın başarısından ötürü büyük bir sempati ve akış oldu değil mi? Voleybol evet. Oldu. Bunu atletizmde de, başka spor. Mesela masa tenisi. Çok kolay. Her yerde yapılabilecek bir spor. Ben mesela Çin'de görmüştüm. Her işletmenin, her müessesenin kapısının girişinde bir tane masa tenisi var. Boş zamanlarında insanlar gibi stres atıyor, işçiler, herkes kim olursa olsun. Bu enteresan. Mesela bunu yaygınlaştır. Maksat müsabaka yapmak veyahut da bir şey kazanmak değil. O günkü vücut hareketini, değil mi? Psikolojik deşarjı sağlayacak bir uğraşı. Bu da en iyi spor. Doktorlar ne diyorlar? Sağlıklı kalmak için yürüyeceksin, koşacaksın, egzersiz yapacaksın diyor. Bunu sağlamak lazım. Dediğim gibi mesela basit, böyle her yerde olabilecek, sportif anlamda olabilecek bir organizasyon yapmak lazım. Evet, bizde var böyle bir organizasyon. Her köşe başında, her köyde var. Okey. Okey. Eğer okeyde şeyi alırlarsa, olimpiyatları alırsak altın madalyası garantidir Türkiye'nin. Değil mi abi? Abi bir de öyle diyorsun, kahvelerde eskiden dama da oynanırdı abi. Şimdi dama falan da oynanmıyor. Varmış, ben biliyorum. Ben de meraklıyım ama var var. Ne, önemli değil o. Önemli olan hareketsiz oturmamak. Abi o kahve oyunlarımızda mesela şimdi okey, herkes okey oynuyor ama eskiden domino oynanıyordu. Ne bileyim, o kağıdın başka türleri vardı böyle, hani hesap gerektiren, kitap gerektiren. İşte... Emin'ciğim onlar spor değil. Spor değil ama. Onlar beyin ve hırs, adrenalin operasyonu. Evet. Geç onu, onları geç. Biz onu ironi olarak şak söyledik. Yani spor vücut hareketi sağlayacak şeyler yani. Ya 61 yaşındaki bir pimpon sporcusu bizim şeyi yendi ya. Sporcuyu yendi. 20 yaşındaki sporcuyu yendi. Düşünebiliyor musun? Evet. Tabii. Yani müsabakaların şeyini bırakın. Yani küresel ve toplumsal açıdan sporun ne kadar önemli olduğunu. Tabii Atatürk de diyor ya, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Şimdi ama Türkiye'de yerleşmiş efendim bazı sözler var. Atasözleri. Bunlar çok ayıp, irite edici şeyler. Yani bunları konuşmak, söylemek bile istemiyorum ama ne diyorlar? Efendim, hayvanın avana gaz olur, insanın avana pehlivan olur. Bu laf mı ya? Bu laf mı? Efendim, yok bilmem. Yani buna benzer, irite edici sözler milletin kafasına yerleşmiş. Ne yapacaksın? Top oynayıp da adam mı olacaksın? Mesela. Bu küçük yaştan spor başlar. Mesela bak o söylüyor ki şeyler, o da biyografilerini okuyorlar. Boksa diyor 7 yaşında başlamış diyor. Dikkat et. Diyor ki jimnastiği diyor 5 yaşında başlamış diyor. Yani demek ki orada bir kişi orayı sivrilmiş. Kim bilir binlerce kişi o sporu yapıyorlar değil mi? O nedenle devleti yönetenler, evet hani birçok şeyler var. Efendim, spor branşlarımız var ama demek ki yaygın değil, yaygınlaştırmak lazım. Müsabakalarda sonuç almak o işin biraz daha manevi tatmini ama esas önemli olan kitlesel spor yapmak. Şimdi mesela Japonya'da, Kore'de, Çin'de sabahleyin kalk güneş doğarken onlar ibadet gibi yapıyorlar. Birçoğu yaşlı kimse, orta yaşın üstünde. Yüzlerce kişi parklarda egzersiz yapıyor. Yoga yapıyor. Yoga egzersiz yapıyor ama ya oturmadan ayakta böyle el koy.
Bunu vücut sağlığı için önemini biliyor musun? Yani? Ne kadar önemli. Evet. Ama bizde de tabii kadınlarımız yapıyor bu işi. Sabahtan akşama kadar güneşin altında çapa yapmak suretiyle. Evet. Erkeklerimiz de kahvede okey oynamak suretiyle bu tür spor faaliyetlerine devam ediyorlar. Evet, bir ara sosyal medyada şey dönmüştü abi. Yani boğayla öküzün arasındaki fark ne diye. İşte dediler ki işte erkek ineğin işte sporcusuna boğa, çiftçisine öküz deniyor. Yo, yakıştırmalar oluyor. Diye yorumlamışlardı. Abi tabi spor önemli, spor kıymetli. Fakat olimpiyatlarda başarı elde etmek de önemli. Bak voleybolcu kızların başarısı nasıl örnek olduysa. Mesela okçuluk Mete Gazoz'un elde ettiği başarıdan sonra ülkede biraz böyle gündem oldu. Okçuluğa böyle bir kayma oldu falan. Aslında başarı, olimpiyatlarda ya da bu tür müsabakalarda elde edilen başarı o ülkede rol model oluyor. Başaran rol model lokomotif oluyor. İnşallah bir sonraki olimpiyatlara Türk sporcularının damgasını vurduğu bir süreç yaşarız. Vallahi inşallah öyle diyelim. Tabii bunun için şimdiden hazırlanmak lazım. Sonuçta önemli olan kitleye sporu yaymak, alıştırabilmek ve herkese her yaşta spor yaptırabilmek. Yani spor yaygınlaşırsa olimpiyatlarda derece elde edecek. Çıkar zaten. Zaten çıkar. O olağan tabii bir yani şey. Yani aslında bu olimpiyatlarda ülkenin başarısız olması spordan uzaklaştığı anlamına geliyor diyoruz. Toplumun spordan uzaklaştığı. Ya bak çok burada bütün mesele ne biliyor musun? İnsanı spor yaptırmak. Evet. Gaye bu. Gaye bu. Şimdi bu nedir? Bak şimdi şöyle enteresan bir şey anlatayım sana. Hani bir benzetme olsun diye söylüyorum. Yüce Yaradan ne diyor? Namaz değil mi? Resul'e yapıyor. Ama diyor namaz kılamazsan oturaraktan, yataraktan değil mi? Evet. Hatta ima ile bile namaz kılabiliyorsun. Ama o hareketlerle eğilmek, kalkmak, rükû, secde ile bir egzersiz gibi olmuyor mu? Oluyor. Bitti. Ayrıca abi. Vücudun ihtiyacı bu. Bedenin ihtiyacı. Ayrıca abi bir şeyi fiziksel olarak yapamadığında, düşünce olarak onu yaparsan fiziksel olarak yapmış kadar olmasa bile kısmen etkisi oluyor diyorlar. Etkisi olur. Yani bu bedenin faaliyette olması, hem hastalıklardan korunma, hem bağışıklık sistemi. Yani bunun tartışması. Onun için herkese spor yaptırmak lazım. Nasıl spor? İlla futbol değil, illa güreş, basket, çubuklar. Ya işte müessesesi, fabrikası olanlar, okullarda birer masa tenisi koyun ya. Birer tane masa tenisi koyun, bitti. Evet, bizim kanalda var biliyorsun değil mi masa evet. tenisi? Yani. Ama beni yenecek adam yok tabii. Belli olmaz, bizim Volkan Bey güzel oynuyor diye biliyorum ben. Şimdi yani esas buradan alınması gereken, esas alınması gereken ders dünyayı yönetenlerin, yani küresel sömürgenlerin şu, her ne olursa olsun, her ulusa, her devlete karşı adaletli, hakkaniyetli, sömürge gözüyle bakmayan, onların durumlarından istifade ederekten onları efendim devşirmeyen, vassal hale getirmeyen adaletli bir dünya nizamı olsun. Nasıl ki Güney Sudan'la Amerika maç yapabiliyor adaletli bir şekilde. Tabii. Değil mi? Ha eşit şartlarda. Abi rahmetli Erbakan da bunu savunuyordu işte. O kadarını bilmiyorum. Şeyden söyle bana sadece İslam ülkeleri açısından değil. Şimdi bir dakika. Animist bir memleket ya Güney Sudan. Animist biliyorsun nedir değil mi? Dağlara, taşlara, topraklara. Bizim şeyimiz efendim hani bu savunma meselesi olimpiyatların ruhu ilk kurarken olimpiyatları yaparlarken işte yani Yunan değil de eski yeni olimpiyatlarda bunu getirmişler adamlar. Demişler ki devletler arasında adaletli davranmayı, eşit davranmayı, efendim kuvvetlinin zayıfı ezmediği eşit bir dünya olsun demişler. Bunun da örneği bu olimpiyatlar olsun. Ve nitekim de eşit şartlarla, değil mi? Hiçbir şekilde iltimas olmadan, oluyor. Mesela iki tane savaş, Ukrayna düşün. Savaşın içinde, evet. Bizden daha başarılılar ayrı konu da, geldiler kendileriyle düşman olabilecek şeyle, yani devletin müsabaka yaptılar. Yani bunları nazar itibariyle aldığın zaman olimpiyatların küresel mesajı dünyayı eğer
olimpiyat ruhuyla yönetirlerse sömürgenler, evet, küreseller, muktedirler, insanlar mutlu ve huzur içinde yaşar. Evet. Yalnız Zeki abi, olimpiyatlarda çapa yapmak gibi bir spor branşı olsaydı bizim kadınlarımız şampiyon olurdu. Kesin. Okeyde ve çapada birinci olurdu. Okey ve çapada birinci olurdu. Zeki abi çok teşekkür ederim. Yani şimdi olimpiyatlar mevzusu geniş mevzu, derin mevzu ama diğer hususu da konuşalım isterim. Etrafımız ateş çemberi abi. Bir dünya savaşı çıktı, çıkacak. Çıkacak mı, çıkmayacak mı? Olacak mı, olmayacak mı? İşte bu durum bizi nasıl etkiliyor? Bu krizi nasıl değerlendiriyorsun? Evet, bugünlerde işte 3. Dünya Savaşı çıkıyor, çıkmıyor diye konuşuluyor. Milletler panik halinde. Birçok devlet efendim Lübnan'dan, İran'dan vatandaşlarını çekiyor falan. Şimdi bir, 3. Dünya Savaşı zaten çıktı. Pandemiyle beraber başladı. Şimdi bunun daha üst seviyelerine, ateşli safhası diyelim, oraya doğru gidiyor. Şimdi bunu çıkarmak için ne sebepler var? Birincisi bu hasidik Yahudiler var. Evet. Tamam mı? Hasidik Yahudiler, onlar Banas Yahudiler, değil mi? Yani şeyler gibi, bu Talibanlar gibi düşünsen oğlum. Bunlar kıyameti öne çekmek, Mesih'in gelişini öne çekmek. Biz de görelim Mesih hesabından. Bir an önce bir Armageddon savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Nitekim bu konuda, evet, ben videolarda rastladım, televizyonda konuşmaları var. Açık bir, net. Şimdi bunu kışkırtıyorlar. Nerede çıkacak Armageddon? Daha önce de bahsedildi, konuşuldu. Evangelistlere göre, Ortodokslara göre Selçuk civarında. Yahudilere göre Kudüs'ün kuzey tarafında, işte 20-30 kilometre mesafede çıkacak. Evet. Şimdi bunu bu şekilde bir kehanete göre bu işi düşünüyorlar. Şimdi kehanetler kesin hüküm taşımaz. Tahmindir. Ama bunu sen kesin hüküm olarak kabul edersen onu gerçekleştirmek için çalışırsın ve neticede olmuş olur. Evet. Bu kadar basit. Şimdi bu kışkırtmada İsrail anladığım kadarıyla Amerika'yı bu işlerin içine sokup İran'a karşı bir hareket ettirmek istiyor. Acaba böyle mi, yoksa Amerika İsrail'i kullanaraktan kendisi mi oralara doğru sarkmak istiyor? Bu bir muammadır, bilmecedir. Bilemeyiz hangisi olur. Evet. Ama bildiğimiz bir şey vardır. Sömürgenler, ben onlara emperyalist sömürgecileri sömürgen diyorum. Hani sürüngen gibi sömürgen. Bu sömürgenler efendim savaş sanayine bilhassa da işte desteklemek açısından bu tür bölgesel yerlerde faaliyetlerini gösteriyorlar. Şimdi harp eskisi gibi cephe savaşı değil. Ekonomik, değil mi? İktisadi, evet, savaş oluyor. Pazarda, ham maddede her yerde var. Şimdi bunların hedefi bütün dünya devletlerini mümkün olduğu kadar mikro devlet haline getirmek. 3'e 5'e bölmek. Evet. Şu anda hedefte olan Rusya'dır. Rusya'yı bölmek, İran'ı bölmek, bütün şeyleri bu, hedefleri bu. Tabii Türkiye de dahil. Ancak Orta Doğu'da yapılacak olan bütün operasyonlar Türkiye'nin onayı olmadan yapılamaz. Yapamazlar. Jeostratejik müsait değil. O nedenle şimdi bunlar 3. Dünya Savaşı olur mu olmaz mı? Oluyor. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Çin'de, Tayvan neredeyse orayı işgal edecek. Bilmem helikopterler uçuyor diye bütün basından duyuyoruz. Ama tek tarafta Taylandlı ve Çin sporcular müsabaka yapıyorlar. Bak o olimpiyatın katkısını. Orada bir savaş çıkabilir. Olabilir yani, muhtemel. Kuzey Kore'yi Rusya için kışkırtıyor, devamlı tehdit olarak tutuyor. Kapıda bodyguard gibi duruyor, herhangi bir şey olursa ona saldıracaklar. Rusya'yı Ukrayna ile tutuşturdular. Avrupa ekonomisini çökerttiler. İşin içine Polonya'ya, Finlandiya'ya koydular. Almanya bu sebepten çökert. Çok zor zamanlar yaşıyor. Şimdi bunu karıştırıyorlar. Şimdi bu arada da Orta Doğu'da oldu bittiyle bir işgal hazırlığı yapmak için. Şimdi
İngiliz donanması, Amerikan donanması Lübnan açıklarında. E niçin geliyor bunlar? Niçin geliyorlar abi? Ya İran'ı kışkırtmak ve bu vesileyle orayı işgal etmek için. Irak nasıl işgal oldu? Saddam'a dediler ki senin dediler nükleer silahların var dediler. Yok dedi var dediler girdiler işgal ettiler. Hı. Ondan sonra IŞİD diye bir örgüt kurdular kendileri. IŞİD şöyle yaptı böyle yaptı. Adam askeri onu yok edeceğiz de geldiler Suriye'ye oturdular. Doğru mu? Doğru. Evet. Hamas'ı da İsrail'in kurdurduğu söyleniyor. Hmm. Şimdi aklı başında bir insan 150-200 kişiyi kaçırıp da İsrail Filistin'den kurtulmak istiyor. Nasıl kurtulacak? Fırsat arıyor. Al işte böyle fırsat. Bu fırsatı bunlar eline kim verdi? Hamas. Hamas kime çalışıyor? İsrail'e çalışıyor değil mi? Ha. Ya demek ki Hamas'ın içinde o kadar kuvvetli ki Hamas liderlerinin nerede yattığını, nerede kalktığını bilen İsrail gidiyor nokta atışıyla bunları vuruyor. Demek ki İsrail, Hamas paralel çalışıyorlar. Öyle mi diyorsun abi? Öyle çalışıyor. Çünkü başka türlü bu izahı yok. Lübnan'da en üst komutanını öldürdüler, iki yöneticisini. Arkasından liderlerini öldürdüler. Bunlar içeriden bilgi olmadan nasıl olacak bu iş? Sonra hangi akıllı örgüt lideri 200 kişiyi çağır da devletten pazarlık yapalım diye. Kim yiye bunu? Hangi strateji, hangi taktik, hangi bilgiyle bu iş yaparsın? Sen karşı tarafın eline koz veriyorsun. Verdin işte. Ne oldu? Rehineler aldın. Var mı böyle bir şey? Yok. Hamas İslami örgüt mü? Değil. İslami örgütü yaptığı eylemler Kur'an'da var mı? İslam tarihinde var mı? Yok. Tabii yok. 11 Eylül hadisesi var. İkiz Kuleleri. Aynı. Afganistan. Bitti. Şimdi bu tür provokasyonlardan tabii neticede olacak olan halkı oluyor. Bu başlarında satılmış, örgütlenmiş, aslında bir halkla hiç alakası olmayan bir olmayan. Yapı kuruluyor. Yok, sonra kadar. O yapıyla bir danışıklı dövüş. Ondan sonra hop o topraklara çök. Osmanlı'da öyle olmadı mı canım? El altından ondan bundan İngiliz'den şundan bundan anlaşırken ederken hop çöktüler. Yani bu tarihi gerçekleri bilelim. Tarihi gerçekleri bilelim. Yani o nedenle Filistin meselesinde yani o 50 bin kişi işte öldürüldü şu oldu. Esas mesele insan sayısı şu falan değil. Filistin'den Arapları atıp tamamen İsrail'in oraya el koyması. Nitekim de Amerika'daki konuşmasını açıkladı bunu. Oranın asayişinden, dış güvenden biz sorumlu olacağız dedi. Yeniden inşa ederiz dedi Netanyahu. Bu demek ki biz tamamdır bizim işimiz. Gaz yatakları da var önünde. Şimdi buna alet olanları sen neyini savunacaksın ya? Neyini savunacaksın? Şimdi bir ay içerisinde üst kademeden 4 tane en üst seviyedeki kişiyi nokta atışıyla adamlar vuruyorlar. Bu nasıl şey? Bilgi nereden gidiyor istihbarat? Kendi örgütleri de onun için. Bu kadar basit yani. Bunu net. Nitekim bu Hokkabaz neydi? Adnan şey. Adnan Oktar. O biliyorsun o İsrail'den ödül almıyor. O söyledi açıkça. Bunları dedi bir örgütten dedi 3-5 dedi rehine alıp dedi. Sonra bunları kurtarma bahanesiyle bunları buradan sürüp atmak dedi. Demek ki bunlar konuşulmuş etmiş ki o akılsız herifin bunları bileceği değil. Biliyor ki duymuş etmiş ki onları söyledi ağzından kaçırdı. Evet. İnternette dinledim ben. Kendi ağzından söylüyor. Yani bu böyle bir plan olduğu belli. Bu adam ağzından kaçırdı söyledi. Geldi hahamlar buna madalya falan takmıştı ya hani. Evet. Demek ki onlarla sıkı fıkı bunlarla bu görüşmelerde etmelerinde böyle bir plandan programdan bahsedilmiş ki bu da kalktı burada ifşa etti. Onun için 3. Dünya Harbi falan başladı ama böyle seyir halinde. Nükleer silah kullanılır mı? Kullanılmaz. Ben o düşüncedeyim. Bu böyle orta düzeyde yoğunlukta bir şekilde mevzi olarak gider. Topyekün bir savaş yapacak bir şey yok. Çin savaş açmaz, Rus açmaz. Amerika böyle kendisine kafa tutan Venezuela gibi, İran gibi,
devletleri işte tehditlen, korkutlan, ambargoyla devirip kendine uygun elemanlar getirmeye çalışacak. Ben de orada şey diyorum abi, acaba gerçekten mi kafa tutuyorlar yoksa kafa tutuyormuş havası mı estiriyorlar? Yine onlar da mı Amerika'ya hizmet ediyor? Yani hani Amerika'nın, o da mı bir Amerika'nın politikası? Valla İran zaten kağıttan kaplan, palavra. Tarihinde ilk defa Müslüman olmayan bir ülkeyle düşmanlık yarattı. O da İsrail. Yani o da doğru mu, yanlış mı? Yoksa kayıtçı kavgası mı? O da şüpheli. Evet. O da şüpheli. Çünkü devletler arası münasebetlerde bu tür bir seyir hiç görülmedi bugüne kadar. Evet. Yani sen şimdi İsrail'e ne maksatla cephe aldın, ettin? Bir denge var, şey var. Yani vekalet savaşlarıyla. Yani İran ideoloji ihraç edeyim derken kendi yapısal dünyasını bozdu, fakirleşti. Yani mi? Ama gel gelelim bir tabii ki bir ideoloji devleti, bir mezhep devleti. Dolayısıyla İslam'a da zarar veriyor, kendi memleketine de zarar veriyor. Evet. Şimdi ne olur Zekai abi? Yani bu 3. Dünya Savaşı senin zaten var olduğunu iddia ettiğin, sadece ateşli kısmına geçildiğini söyledin. 3. Dünya Savaşı nereye doğru gider? Nereye doğru evrilir? Bizim ülkemize ne gibi etkiler olur? Valla şimdi bu şu olayları gördükten sonra bunun bir kurgu mu yoksa spontane mi geliştiği konusundaki kuşkular daha netleşmeye başladı. Ne? Kurgu mu? Veyahut da spontane bir olayı kurguya çevirmiş de olabilir. Yani şimdi bütün dünya biliyorsun evine hapsoldu. O salgın hastalık nedeniyle. Bütün iletişim kesildi. Ticaret durdu. Ticaret durunca enflasyon her ülkede arttı. Ekonomi kızıştı, etti. Dolayısıyla bir küresel kriz var. Birincisi bu. İkincisi buna paralel olarak kuraklık. Bütün dünyada bir iklim değişikliği ve kuraklık var. Yani arka arka gelen hadiselere bakar mısın? Üçüncüsü dünyada bir tek adam yönetimine doğru bütün dünyada bir eğilim var ve buna karşı tepkiler oluşmaya başladı. Yani siyasi rejimler yapısal değişikliğe gitti birçok yerde. İstikrar olmuyor. Yani şu Amerika'daki başkanlık seçimindeki şeyi görüyor musun? İngiltere hakeza öyle. Hani bunlar gelişmiş ülkeler. Tabii Fransa. Sen bir de gel gelişmemiş ülkelerdeki duruma bak. Yani böyle bir şey var. Şimdi bir de görünmeyen bir konu nüfus artışı. Nüfus artışının hesap etmiyorlar. Kaynakların kullanılması açısından. İşte dünyada şöyle bir şey var abi. Dediğin böyle bir sıkıntı var fakat nüfusunun artmamasından yakınan ülkeler de var. Yani mesela Avrupa'da birçok ülke kendi nüfusunu artıramıyor. O da kasıtlı olarak arttırmıyorlar onları öyle. Şimdi bir de göç meselesi var. Şimdi dünyadaki bütün göç hareketleri iki sebepten olmuş. Savaş veyahut da doğal afetler yani salgın, kuraklık vesaire. Şimdi savaştan kaçanlar var. Tamam oluyor işte. Ukrayna'da olduğu bir Suriye'deki gibi. Bir de kuraklıktan ötürü olan var. Yani bu tabii afetlerden ötürü olanlar var. Yani Orta Asya kurumuş. Bütün oradaki halklar, başta Türkler olmak üzere dünyaya dağılmışlar. Evet. Afrika'da da olmuş benzer hadise. Şimdi benzer bir şey yaşanıyor. Beyin göçü diye bir şey var. Onu tabii ki akıllı devletler avlıyorlar beyin göçünü. Yetişmiş insanları alıyorlar. Onun yerine ameleleri veriyorlar. O nedenle yani nüfus hareketlerindeki hareketlilik var. Ekonomileri allak bullak ediyor. O bakımdan yani bu 3. Dünya Savaşı'nın şöyle hesap edeceksiniz. Mesela pandemiden itibaren bunu bir başlatırsan ben milat kabul ediyorum. Arkasından bunun getirdiği iktisadi, ekonomik çöküntü bir bütün dünya etkiledi mi? Etkiledi. İşte en azından.
Ne oldu? Bir buğday krizi yaşadı insanlar. Bunun arkasından hatta hatırlarsanız bir oyun oynadılar. Bütün cipsler üretilmedi, otomobil üretilmedi, bilmem ne üretilmedi. Demek ki bir savaş var, ekonomik savaş var. Bunun cephe savaşı olan kısmı, cephe savaşı olan bugün Rusya-Ukrayna arasında var. Bu cephe savaşı genişler mi, genişlemez mi? Buna bakmak lazım. Ama bugün orta düzeyde ve alçak düzeyde seyreden bir dünya savaşı var. Buna göre o zaman Covid insan ürünü bir şey değil. İşte o akla getiriyor. Ben öyle olmadığı kanaatindeyim. Öyle olmadığı kanaatindeyim. Yani hani eğer bu bir savaşı şeyse, temsili ise. Ben yani o Çinliler Wuhan kentinde çıktı, üretildi falan filan ona inanmıyorum pek de. Başka bir argümanlar var, ona inanıyorum. Yani bu sürecin bittiğinde göreceğiz ama peki ülkemizde yaşanan deprem abi, onun da doğal afet olmadığını, bilinçli fay hatları tetiklenerek yapıldığını dedim, komple teorileri var. Yani ya bunlar tarih bilmeyen abuk sabuk adamlar. Ya o ilim adamları açıkladılar. Erzincan'dan başlayıp da efendim Süveyş kanalına kadar giden büyük bir çatlak fay hattı var. Efendim öyle mi? Bu çay hattı, bu fay hattı zaman zaman 50-100 senede bir, 500 yılda bir, 500 yılda bir, 1000 senede bir, 2000'de çeşitli şiddetlerde, bazen 5'te, bazen 8, bazen 10. Şimdi ben size başka bir örnek vereyim. Örnek vereyim ben sana. Hatay'a kadar geldi mi? Ha, geldi. Hatay'la Lut Gölü'nün arası kaç kilometre? Kaç kilometre abi? 250 kilometre. 250. Lut kavmi nasıl şey oldu, yok oldu? Demek ki bu bir coğrafyanın, yani ilahi kanun neticesi diyelim onu. Coğrafyada, yani tabiat, dünyanın bir şeyi oluyor. Yani o nedenle bu tabi afetleri karşı dikkatli olmak lazım yani ekonomi. Mesela bugün Türk ekonomisinin şu anda en büyük şey, darbe bu ekonomi şeydir, depremden gelmiştir. Yani bütün şey harcamalar oraya gidiyor. Şimdi bunu siyasilere de buradan bir sözümüz olsun. Kardeşim, siyaset yapacağız diye devleti zor durumda düşürmeyin. Hele muhalefet. Yok şu kadar ev yapacak dediniz de şu kadar bilmem ne. Var da mı yapmıyor adamlar ya? Bunu kışkırtmayın. Depremi kullanmayın. Nasıl ki dini kullananlara kızıyoruz. Tabii afetleri kullanıp da siyaset devşirmeciliği yapanlara, oy devşirmeciliği yapanlara da kınıyorum. Yapmayın. Bu bir milli meseledir. Devlet meselesidir. Peki bunu yapmayın. Bunu yapanlar yetki sahibi olduğunda yani eleştirdikleri şeyi, yapılmıyor dedikleri şeyi yapabilirler mi? Ya kardeşim, efendim ben sana elinde kıyma yoksa köfte nasıl yapacaksın ya? Yok, yok. Ancak menemen yaparsın abi. Menemen yaparsın. Şimdi iktidar değişti, ne oldu? Yani şimdi ya belediyeler değişti, İstanbul'un trafiği mi çözüldü? Evet. Çözüldü. Çözüldüğü için deniz otobüslerini verip Yunan adalarına esnaf iş yapsın diye sefer yaptırıyorlar. Değil mi? Maalesef. Yani onun için tabii afetlere, milli facialara siyaset aracı yapmayın. Bu ahlaksızlıktır. Bu bizim tarihimize, geleceğimize, kültürümüze yakışmaz. Bu kolaycılığı, bu ucuzculuğu yapmayın. Ha, yanlış varsa yapılanların içinde eleştirin. Ama bunu bir siyasi bir oy avcılığı olarak kullanmayın. Bu bir milli facia yaşadık. Bunu el birliğiyle nasıl sararız diye kavgasını yapacaksın kardeşim, mücadelesini yapacaksın. Ha, varsa yanlışları söyleyin, tamam, onda bir sorun yok. Ama bunu siyaset yapmamak lazım. Bu iktidar içinde, muhalefet içinde geçerli bir şey. Yapamayacağın şeyi de vaat etme ey iktidar, ey devlet. Evet. Milleti kandırma yani, o da var. Muhalefet de bunu alet etmesin. Bu bir milli faciadır. O nedenle hani Türkiye için gidiyorsun. Eğer bu afet olmasaydı biz gerçekten bu kadar zor duruma düşmezdik. Bir taraftan biliyorsun cari açık, işte döviz meselesi var. Bir taraftan da bu aşağı yukarı kimine göre 100 milyar dolar, kimine göre 150 milyar dolar bir deprem şeyi var, faturası çıkıyor. Bu az bir rakam değil. Bu müspet. Bir de orada üretim yapılamamanın getirdiği bir kayıp daha var.
Yani değil mi? Orada yapılamayan üretim de var. Onu da hesap ettiğiniz zaman bu Türkiye için büyük bir yıkım olmuştur. Tabii tabii. Şimdi mesela düşün. Mesela şey de var. İşte şu an orada çok yoğun bir inşaat olduğu için Türkiye'nin değil diğer taraflarının inşaatlarda iş makinesi işte çalışacak nitelikli işçi bulmak da zorlaştı. Tabii hepsi birbirini tetikliyor bunlar. Yani bir koca bir memleket büyüklüğünde yer gitmiş. Yani sorunun cevabına baktığınız zaman 3. Dünya Harbi çeşitli cephelerde devam ediyor. Ekonomik olarak, evet. Efendim, psikolojik olarak, kültürel olarak her yerde devam ediyor. Cephe olarak Rusya'da var. Başka bir cephe açılır mı açılmaz mı? İsrail açılsın diye çok gayret sarf ediyor. Çok gayret sarf ediyor. Evet. Ha İsrail cezalandırılmaya hak etti mi? Çoktan hak etti. Geç bile kalın. Ama o küstah tavırları, efendim, işte Gohim inançları kendilerinin, efendim, o da imani bir harekettir onlar için. Evet. Musevilikte maalesef, bize göre maalesef, bu karışıklıklara sebep oluyor. Amerika'yı işin içine çekmek, Mesih'in gelişini, kıyameti öne çekmek için yaptıklarını kendileri söylüyor, biz söylemiyoruz. Hahamlar söylüyor. Kıyameti öne çekelim diye uğraşıyoruz diyorlar. Yani bunu böyle anlamak lazım. Sözde İsa'dan sonra 2000 yılda Mesih gelecekti. 20 sene geçti hala gelmedi. Ama ben 32'ye kadar gelme şansı var diye onlarla biraz ironi yapıyorum. Evet. Yani onun için bizim Türkiye açısından talihsizliğimiz şu arada. Ya altımızda savaş, güneyimizde savaş var. Kuzeyimizde savaş var. Doğumuz Ermenistan, şu bu, orada da savaş var, Azerbaycan. Batımızda zaten ambargo olmuşuz. Dört tarafı dikenli telle çevrilmiş ada gibi durumuna düştük yani. Bunu bütün milletin bilmesi lazım. Evet. İdarecilerin, yöneticilerin de yani bir milli seferberlik şuuruyla bazı meseleleri gündeme getirip topyekün. Yani mesela ne diyorlar? İsrafı önleyeceğiz diyorlar. İsrafı önlemek için kendin başlatacaksın. Yani mesela ben bunu daha önce Ecevit'te denemişti. Kalktı yabancı markalı araba yerine yerli marka araba binmeye başladı örnek olsun diye mesela. O tarihlerde. Evet. 90'lı yıllarda. Şimdi israfa karşı mücadele için ne yapıyorsunuz bir görelim ya. Nasıl olimpiyatlarda sporcuların rol model olduğunu, işte elde edilen başarıların lokomotif olduğunu söz ettiysek, böyle bir tespit ortaya koysak, aynı rol model davranışları, aynı lokomotif çıkışları siyasetten, ülkeyi yönetenlerden de bekliyoruz. Başta Diyanet İşleri Başkanı, sen önce yap bakalım bu işi. Önce at, sen başlat bakalım bu işi. Camilerde, vaazlerde hepsinde söylüyorsunuz. Önce bir kendin başla bakalım. Külü ve şrabı ve la tüsrifin. Evet. Kur'an'da. Evet. Evet. Yani israf en büyük haramlardan, yasaklananlardan bir eylemdir. Evet. Şu israftan ötürü bir kurtarın şu milleti. Nasıl israf? Zaman israfı, para israfı, enerji israfı, hangisi olsun? Bürokrasi diktatörlüğünü son verin. Şimdi düşünemez. Belediyeler tek adam sistemidir Türkiye'de. Valla bence bürokrasi siyasetin diktatörlüğüne her zaman son veriyor ama bürokratik diktatörlüğe siyaset son veremiyor. Veremiyor. Çünkü şu an mesela ülkemizde şu var abi. Ülkemizdeki bürokratların çoğunluğu şu an için aktif görevdeki yönetici pozisyondaki bürokratların çoğunluğu olası CHP iktidarına göre kendilerini konumlandırıyorlar. Ya bürokrasi öyledir. Bürokrasi gelene ağam gidene paşam hikayesi yapar. O tamam da belediyeler, yerel yönetimler halkı daha çok temas eder. Tek adam sistemidir. Bütün belediye başkanı bir terazinin kefesini koy. Bütün belediyeyi, müesseseyi, kuralları, kaideleri, meclisi, kanunları, hepsini koy. Belediye başkanı ağır basar. Böyle olmaz. Bak olimpiyatlarda bir ders var. Tek hakem idare etmiyor bir maçı. 5 kişi heyet idare ediyor. Nitekim bazı da hata veriyor. Bakıyorlar ekrana, düzeltiyorlar değil mi? İdare nasıl oluyormuş, adaletli idare olimpiyatlarda gösterdi. Şimdi bunu devlette göstersen... Muhtar Çakmağı hikayesini biliyor musun abi?
Bildi meşhur hikayedir ha. Evet. Şimdi belediyelerde tek adam. Aynen derebey. Yani bitti. Başka bunun şey var mı şey efendim ortak akılla yönettikleri bir şey? Belediye başkanı ne dediyse oldu. Denetim mekanizmaları da çalışmıyor. Çalışmıyor işte, hiçbir şey çalışmıyor. Yani cılkı çıktı bu iş. Bir şey şikayet yok diyorlar. Yani şikayet mi olması lazım? Şikayet olması lazım ya. Müteselsin. Senin reysen görevin evet, var kardeşim. Evet, reysen görevini yap. Yani sen görevini yap. Müteselsinle sorumlusun. Ya yani vatandaş şikayet yapıp ispiyoncu duruma mı düşüneceksin sen? Senin işin ne? Yani bir şimdi bir kurumsal olamayan... Şimdi şeyde şikayet yok. Şikayet mi vardı? Mesela devlet gidiyor bir takım yerler gidiyor denetliyor vatandaşa. Şikayet olduğu için mi? Hayır. Buralarda denetle. Evet. Yani bu olmaz. Yani bu böyle gitmeyecek. Bu devletin sonu. Allah sonumuzu hayretsin de. O bakımdan mesela kurumsallaşamadığım müddetçe keyfilik idare evet. eder. Keyfiliğin sonu da ya kurumsal et. Olacağız ya da kurumasal dinlemeye devam edeceğiz abi. Aynen öyle. Vallahi Zeki abi çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler aktardın. Hem olimpiyatlara hem de olası yani sen olduğunu iddia ettin. İşte toplumda olacağı iddia edilen 3. Dünya Savaşı'na kuş bakışı bir bakış gerçekleştirdik. Bunları konuşurken de başka birkaç daha unsuru meseleyi de aradan çıkarmış olduk. Önümüzdeki günlerde yine oluşan gündemleri kuşbaşı bakmaya devam edelim. Biz de gündem oluşturalım istiyorum. Çünkü böyle makro gündemlerin arasında görülmeyen mikro ama önemli meseleler var. Toplumun çok küçük bir kısmını ilgilendiriyor ama orada da bir mağduriyet var, bağımsız bir şey var. Mesela bir tane örnek vereyim. Dün beni aradılar Bozdoğan'ın Güney mahallesinden. Orada Madran Dağı'nda insanların keçi otlaklarının olduğu ve su kaynaklarının, kar kuyularının olduğu bir alanda, genişçe bir alanda, 1200 dönüm alana birileri Güneş Mera'yı bir de, devlet Mera, güneş panelleri kurmak istiyormuş. Kardeşim yer mi kalmadı? Bir sürü ot bitmeyen yer var. Köy Madran Dağı'nın zirvesinde işte milletin keçi otlattığı, kar kuyularının bulunduğu, su kaynaklarının bulunduğu bölgeyi mi buldunuz? Ama maalesef köyde çevresel etki değerlendirme toplantısı yapılacakmış. Şimdi böyle durumlar var abi. Bunlara da bir kuş bakışı bakalım isterim. Vallahi kusura bakmayın da biraz teşbih hata olmasın. Kümesin kapısı açık. Tilki gelmesin. Tilkiler de dolaşıyor. Zavallı tavuklar. Evet. O kadar. Söyleyeceğim olay bu. Evet. Çok teşekkür ederim abi. Evet sevgili izleyenler, bir kuş bakışının daha sonuna geldik. Hukukçu, sosyolog, doktor Zekai Savaşlar'la beraberdik. Olimpiyatlara ve 3. Dünya Savaşı mevzularına kuş bakışı baktık. Hoşçakalın.